Yeni bir videodan herkese merhabalar. Scuderia Ferrari'nin 2022 aracı hakkında bilgiler gelmeye devam ediyor ve aracın lansman tarihi açıklandı. Bu videoda hem Ferrari hakkında hem de Aston Martin hakkında sizlere bilgiler vereceğim. 2022 sezonu yaklaşırken yeni gelişmelerden ve haberlerden haberdar olmak için abone olmayı unutmayın lütfen. Böylelikle F1 2021 serilerimizi de kaçırmamış olursunuz. Şimdi Scuderia Ferrari ile başlıyoruz. Ferrari hakkında zaten bir video hazırlamıştım ve güç ünitesi kısmında önemli gelişmeler olduğundan bahsetmiştim. Etanol yakıtlara güzel şekilde adapte olduklarını ve 60 ile 80 beygir arası kazanç yaşadıklarını söyleyen haberler var. Bu konu hakkındaki detaylı videoya sağ üst taraftaki karttan ulaşabilirsiniz. Şimdi bu konuya girmeyeceğim. Aynı şekilde güç ünitesi kısmında pozitif haberler gelmeye devam ediyor. Sky Sport'taki Ted Kravitz'in haberine göre güç ünitesi tarafında her şey yolunda gidiyor. Ayrıca en önemli kısım şasi ve ayrı olarak da son yıllarda gördüğümüz en agresif Ferrari olduğunu söylüyorlar. Diğer çözümlere göre farklı bir tasarımda geleceklermiş ve Silverstone'da tanıtılan FIA'nın tanıtmış olduğu 2022 modeline göre çok daha agresif bir araç görecekmişiz Ferrari tarafında. Daha agresif bir burun tasarımına sahip olacak Ferrari. 2021 yılında bu konuda bir değişim yaptılar ama gelişim jetonlarını arka tarafa harcadıkları için ön tarafta burun yapısını değiştiremediler. Ama 2022'de bunu değiştirmiş olacak Ferrari. Ön süspansiyon konusunda pull rod süspansiyon yapısına geçiş yapılacak. Bu süspansiyon yapısı 2022'de birçok takımın kullanacağı süspansiyon yapısı olacaktır büyük ihtimalle. McLaren de bununla ilgili bir ipucu vermişti geçtiğimiz günlerdeki videosuyla. Haberlere göre bu süspansiyon yapısıyla hava akımını çok daha etkili şekilde kullanabilecek takımlar. Çünkü 2022 araçlarında yer etkisi geri dönecek. Bu süspansiyon yapısı da bu konuda araçlara yardımcı olacak. Ferrari en son bu süspansiyon tasarımını 2015 yılında kullanmıştı. Sonrasında bu süspansiyon tasarımını bıraktı. Ve ayrıca şöyle bir durum da var. Bu benim kendi tahminim. Sidepod tarafındaki kaza barı dediğimiz yapı tekrar yukarıya doğru alınacak büyük ihtimalle. 2017'de Ferrari bu konuda bir inovasyon yapmıştı. Sonrasında tüm takımlar bu yönü tercih etti. Ama 2022'de tekrar eski tasarıma dönecekler sanıyorum. Kaza barının konumlandırılması konusundaki kurallar nedeniyle. Ancak tabii ki bu benim tahminim. Böyle de olmayabilir. Sadece okuduğum haberler doğrultusunda yorum yapıyorum. Lansman tarihi 17 Şubat 2022 olarak belirlendi. Önceki videodaki söylenti doğrulandı bu şekilde. Fakat lansmanda aracın çoğu parçası gösterilmeyecekmiş. Asıl araç testlerde ortaya çıkacak ki gayet doğal. Çoğu takım bu yönü izleyecektir. Ben açıkçası Ferrari'den oldukça umutluyum. 2 senedir yatırım yapıyorlar ve karşılığını alacaklarını düşünüyorum. Önemli noktalardan birisi ise yeni nesil simülatör bu sene kullanılmaya başlanacak. Bu şekilde araçtaki ayar sorunları ve korelasyon sorunları çözülecek. Takımda çok iyi 2 pilot var. Araç iyi olursa Ferrari gerekli altyapıya sahip. Tabi sadece araçla bitmiyor. 2017 ve 2018'de gördüğümüz üzere. Strateji ve baskıyı yönetmek de oldukça önemli. Bakalım göreceğiz. Ferrari'de şu anda oldukça pozitif bir hava var. Ama tabii ki araç piste çıkmadan kimse kesin konuşamaz. Özellikle böyle bilinmez bir sezona giderken. Aston Martin'e gelirsek çok fazla bir haber yok ama aracın lansman tarihi açıklandı. 10 Şubat'ta Aston Martin AMR22 tanıtılacak. Aston Martin 2022 aracına Fransa Grand Prix'si, Avusturya Grand Prix'si sonrasında odaklandı ve 2021'deki gelişim hakkını bırakmış oldu. Çünkü zaten araçlar değişecekti. Taban kuralları nedeniyle Aston Martin bayağı bir geriye düşmüştü. Bakalım şimdi sıfırdan bir araç yapacaklar. Kendilerinden pek fazla bir umudum yok açıkçası. Ha, tabii ki şaşırmayı isterim. En kötü 2020 performansını göstermeleri gerekir ki Sebastian Vettel emekliliği düşünmesin. Takıma birçok mühendis ve isim katıldı. 2022'de yeni bir takım patronu da olacak. Mike Krack, Aston Martin'in yeni takım patronu. BMW motorsporları konusunda oldukça tecrübeli ve Porsche içinde çalışmış zamanında Sebastian Vettel'i de tanıyor kendisi. Bakalım göreceğiz. Aston Martin tarafında da böyle bir durum söz konusu. Araçla ilgili şunu söyleyebilirim. Kesinlikle aracın önünde bence lime green renginin olacağını düşünüyorum. Bu Aston Martin'in GT yarışlarında kullandığı bir renkti.
sponsorlar konusunda daha fazla dikkat çekmesi için bunu yapacaklarını düşünüyorum ama bakalım göreceğiz. Bununla ilgili de bir sızıntı vardı ama kaldırıldı sonradan. Evet, şimdilik bu videoda anlatacaklarım bu kadar. Kısa şekilde son günlerdeki gelişmeleri anlatmak istedim sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu şekilde kanalıma gelen videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın lütfen. Videoya da beğeni atarsanız güzel olur. Ve ayrıca her iki takım hakkında da yorumlarınızı yorumlar kısmına bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.